Merhabalar, evet Arjantin dünya şampiyonu oldu ve tabii ki kupayı da Katar'da olduğu için bu müsabakalar Katar emiri verdi ve verirken de kendi milli kıyafetlerini giydirdi. Siyah bir cübbe tarzı bir şey. Tabii ki orada giydirildi, giyen Messi ama ses Türkiye'den geldi. Türkiye'de Fatih Altaylı yani uslubu çirkin bir tweet attı. Yok efendim o kıyafeti nasıl giyer, kepazelik falan filan gibi bir şey yazdı da ben anlamadım size ne oluyor? Yani giydiren onu Katar, giyen Arjantinli bir futbolcu, Arjantin takımının futbolcusu, dünyaca ünlü Messi ama ses niye Türkiye'den geliyor? Şimdi her ülkenin milli takım forması olduğu gibi her ülkenin milli kıyafetleri vardır. Bu İngiltere için geçerli ki kraliçenin cenaze töreninde gördünüz nasıl milli kıyafetlerini giydiler. Bu İngiliz milli takımı kazandığında da kendi milli objelerini kullanıyor. Veya her ülkeye özgü bir şey. Bizim de milli kıyafetlerimiz var ama tabii içinde Arabi bir şey varsa yani Araplarla ilgili Arap kültüründen bir şey varsa bizde bazı insanlar isyan ediyorlar. Ya kardeşim bir kere o giydirilen kıyafetin ne anlama geldiğini benim öğrendiğim kadarıyla yanlışım varsa dostlar düzeltirsiniz ben de düzeltirim. Aslında o savaşta zafer kazananlara giydirilen çok özel bir kıyafetmiş ve kraliyet ailesi de bunu giyiyormuş. Yani ortada bir zafer olduğu için Arjantin milli takımı zafer kazandığı için tabii ki bu bir zafer netice itibariyle Dünya Kupası'nı almak ve onu da jest olarak ve tabii ki de güzel bir şey bir diplomasi hareketi. Sen kendi ülkenin kültürünü bir şekilde bir yerde koyabilmen lazım. Bu her ülke için geçerli. Yani biz İngilizlerin İskoç eteğini görüyoruz. Erkekler İskoç eteği giyiyor veya bizden giden bazı gazeteciler İskoç eteği giyip orada fotoğraf çektiriyor. Bunlara saygı duyuyorsun da Arap kökenli olan bir Katar'ın kıyafetini, kendi milli kıyafetini ve özellikle de onöre etmek için kendi insanına da ve kendi zaferlerini kazananlara da onöre etmek için giydirdiği şeyi Messi'ye giydirmesini niye garipsiyorsun? Ayrıca dedim ya kupayı kazanan Arjantin, kupayı veren Katar, ses niye Türkiye'den çıkıyor? Çok enteresan. Yani geçtik kendi ülkemize karışmalarını, artık dünyaya karışıyorlar. Yok Katar nasıl giydirirmiş, Messi nasıl giyermiş? Abiciğim sana ne? Arjantinlilerin işte umurunda değil. Çünkü onlar neye takılmışlar biliyor musunuz? Yani Arjantin tamamen kupaya ve bu şampiyonluğa zafere takılmış durumda ve oraya odaklanmış durumda. Bizdekiler ise zaferi geçtik, onu mu giydirdi, bunu mu giydirdi? Kardeşim niye devlet başkanları gidiyor? Herkes kendi ülkesinin milli kıyafetini hediye ediyor. O anda da onu giyiyor kişi. Bunu biz çok batılı diplomat da yani devlet başkanı da o gittiği ülkenin o hediyesine karşılık ne yapıyor? Jest gösteriyor ve üstüne alıyor. Şimdi burada da Messi koskoca Arjantin takımı koskoca Dünya Kupası'nı kazanmış. Ki ben maç seyretmem. Dün akşam özellikle seyrettim. Çünkü yani Fransa'nın karşısında Arjantin'i destekliyordum. Şimdi kazanmış. Onların da hiç değil ha. Onlar zafer çığlıkları. Sokakları bir gör. Yani bütün sokaklar hazır bekliyorlar son golü. O videoyu seyredin. Yani bütün ülke olarak buna odaklanmışlar. Sen kalkıyorsun benim Türkiye Cumhuriyeti'nden birisi çıkıp yok efendim o kıyafeti nasıl giyer? Sana ne? Sana ne yani? Sana ne? Bana ne? Bana ne? Aynı zamanda. Sana ne? Size ne oluyor? Yani ne oluyor? Buradan gidip bir atıyorum İngiltere kazansaydı, İngiltere'de olsaydı bunlar atıyorum veya Çin'de olsaydı adamlar geleneksel kıyafetini hani verseydi üstüne alsaydı ne oluyor ne değişiyor ama dedim ya işin içinde kökeninde Arap, Arabi bir şey varsa
yani kendileri kendi ülkelerine geçtim. Artık dünyaya karışmaya başladılar. Böyle birkaç karışan oldu. Bence hepimiz kendi işimize bakalım. Herkesin kendi kültürü var ve kendi kültürünü başka ülkelere göstermek çok güzel bir şey. Katar emiri de, ben zaten kendisine gerçekten hayranım. Katar emiri de bu Dünya Kupası'nı muhteşem bir şekilde organize ettiler. Yani her şey para değil. Tabii ki paraları var, zengin bir ülke. Fakat organizasyon harikaydı. Hele o yani stat falan. Hani inan beni orada bir maça çağırsalar. Bu da Katar emirine sesleniyorum. Beni bir maça çağırın ama siz de olun orada. Ben de o statta bir normal sizin maçınızı bile seyretmek isterim. Çok güzel bir organizasyon. Ve adam dünyaya karşı böyle bir misafirperverliği günlerdir sunmuş. Ve en sonunda da Dünya Kupası'nı verirken tabii ki diplomatik olarak ve diplomasi hareketi olarak da kendi kültürünü bütün dünyaya gösterecek. Yok senin benim dediğim gibi mi hareket edecek? Sana soracak, bana soracak, ona soracak. Hiç kimseye sormayacak. Bence çok şık bir hareket. Bir de yani zafer kazanan kişilere verilen o yegane kıyafeti işte siz bir zafer kazandınız edasıyla algısıyla Messi'ye vermesi. Messi'ye de helal olsun. Messi umre giymiş. Messi kupayı. Kupa orada kupa. Boş ver kıyafete takılma. O zaferi kazanan o kıyafet değil. O futbolcuların kendisi ve gerçekten de çok güzel oynadılar. Yani Messi'nin de futbolcuların da umurunda değil. Ha, mesela Fransa'nın şeyde altın ayakkabıyı aldı en çok gol atan olarak mesela her ne kadar kupayı alamadıysa da bireysel olarak altın ayakkabıyı aldı. E şimdi yani onlar ona takılmamış bizimkiler takılıyor. Bizimkiler takılır yani bırakın Allah aşkına bak biz Osmanlı'da da o kıyafetler bizde de padişahların işte kaftanları var şuyu var buyu var. Yani bırakın ya geçmişe takılı yaşamak sizin önünüzü kapatır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk o hayatta olsaydı inan geçmişe takılmazdı. Yani siz hala Atatürk'ün öldüğü tarihte ve o kapsamda kalmayı mı hayal ediyorsunuz? Yani o müreffeh medeniyetler dediği kısmını Atatürk'ün hiçbirinizin vizyonu yok kusura bakmayın. Hala bir Osmanlı, hala bir kıyafetine kadar bir Arap kültürüne karşı bir şeyiniz var. Adam ne yapacak? Batı algısı mı yapacak kendi ülkesinde? Ben bütün Batı ülkeleri de dahil hangi ülke kendi kültürünü, geçmişini koruyorsa, bir sonraki nesle aktarıyorsa büyük saygı duyuyorum. Bizim ülkemizdeki sorun biz kendi kültürümüzü bir sonraki nesle maalesef doğru düzgün aktaramadık. Bizim yeni nesil dediğimiz halbuki her nesil bir ülke için yeniden doğuş demektir. Siz o nesle neyi verirseniz o şekilde doğacaktır. Tüm dünya ülkeleri kendi kültürünü kendi yeni nesline ve geleceğine aktarmak için her türlü argümanı kullanırken bizde yok geç ya bırakın ya önünüze girin İHA SİHA yapılmış bak kızıl elma uçmuş neler yapıyoruz bu kadar köprüler yollar siz kalkıyorsunuz Katar'ın milli kıyafetini Messi niye giymiş ona takılıyorsunuz. Yani sizin bence takıntılı bir haliniz var cidden tedavi olun ya böyle bir şey olamaz. Yani o yüzden ben Messi'yi de tebrik ediyorum. Katar emirini, duruşunu da ve kültürünü bu güzel, bu kadar güzel bir şekilde yansıtmasını da tebrik ediyorum. Kazanılan Dünya Kupası'na odaklansın herkes. Kıyafeti o ne yani kötü bir kıyafet mi giymiş? Ben sonra onu da yorumlayacağım. Oda TV'de manşet atmış o seyirciler arasında bir kadın üstünü bak Katar gibi bir ülkede mi ya da başka o Arjantin'de mi seyrediyordu bilmiyorum ama kadının üstü yok. Bütün göğüsleri ortada ve TRT bunu sansürledi diyor. Bu ne yapacaktı TRT yani? Ya kadının dibine kadar girip mahrem yerlerini mi gösterecek? Neyse bunu sonraki videoda mi işleyeceğim. Yani bu kafaları değiştirmediğiniz sürece sizinle Atatürk'ün ruhuna, Atatürk'ün vizyonuna eriştiğiniz söylenebilir. Ne de kendi başınıza bir vizyonunuz olduğu söylenebilir. Ben sadece bilinçaltındaki nefreti ve anlayamadığım bir öfkenin yansıması olarak görüyorum. Dedim ya
kıyafeti giydiren Katar emiri Katar, giyen Arjantin Messi, Arjantin milli takımından Messi, ses Türkiye'den geliyor. Alo kardeş, size ne oluyor? Alo kardeş, yani hu, size ne oluyor? Ne oluyor? Bana ne oluyor? Ha, onlar ermiş muradına, bize ne demek düşer? Hayırlısı olsun demek, alkışlamak düşer. Bunun dışında konuşanlara da ne düşer? Artık siz karar verin yani. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar şampiyonu tebrik ediyorum. Ve Katar'ı da bu güzel organizasyonu yaptığı için, kendi milli duruşları için, kültürlerini korudukları için de tekrar tebrik ediyorum. Darısı kültür yozlaşması yaşayan bütün ülkelerin başına diyorum.